Inayatullah andijoni bilan 33 savol. Mu'min inson o'zini anglashi haqida gapirib bersangiz, qachon mu'min inson o'zini anglaydi? Bismillahirrahmanirrahim. Meni nazarimda fiqh kitoblarimizni ko'rsatmalari, saboqlarini hisobga olib aytilsa, demak voyaga yetadi mu'min. Shu voyaga yetganida taklif unga vojib bo'ladi, ya'ni taklif bo'ladi unga namozga, zakotga, ro'zaga, hajga unga vojib bo'ladi. Demak voyaga yetganda unga Allohning ibodatlari, arkonlari, dinimizning arkonlari vojib bo'ladi. Lekin haligi gapingiz to'g'ri, ibodatni qilaveradi-yu hali o'zini anglamaydi, taqlidiy qiladi. Otasi, onasi qilayotgani uchun, bobosi, buvisi qilayotgani uchun, amakisi, tog'asi qilayotgani uchun yoki mahalladagilar yig'ilib jumoga chiqayotganlari uchun, tarovihga chiqayotganlari uchun yoki roza tutayotganlari uchun qachon o'zini anglaydi? Qachon? Hazrat Peygamberimiz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ning hadislarida juda aniq qilib, juda qisqa qilib aytibdilarki, "Men arrafa nefsehu arrafa rabbahu." Kim o'zini tanisa Allohni taniydi dedilar. Meni nuqtai nazarim, shaxsiy fikrim, o'zini anglagan inson Robbisini anglaydi. Birinchidan inson ekanligini tushunishi, gunohkor ekanligini anglashi. Men ham bir gunohkorman, gunoh egasiman. Bu bir. Ikkinchisi, o'zini erkak yoki ayol ekanligini anglashi, jamiyatdagi qat'iy o'rnini belgilab olishi. Hey, biz otamiz oilada. Ana u farzandlar, xotin bor-ku, u bizni gardanimizda, u uni biz qarashimiz kerak, u farzdur. Eng qizig'i, farzandlarim menikidir, oilam meni burchimdir, qarash, ular meni gardanimdadir deb shu yo'lda hatta harakat, sa'y-harakat qilayotgan insonni duosi ijobat ekan. Hazrat Peygamberimiz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ning hadislaridan, "Mendan keyin 4ta insonni jannatiy ekanligiga guvoh bo'ling" deganlar. Shuni ichidan sanayotganlarida, "Ayolim meni zimmamdadir, bola chaqam meni zimmamdadir, men ularni faqat halol yedirishim kerak" deb yurgan erkak kishi dedilar. Shuni duosini olish kerak ekan. Shu o'zini anglagan odam ekan. Anglamaganlar uchun, anglamaganlar domladan duo so'rayapti. Ta'sir, "Kelingizni bir duo qiling, chet elda ishlab mana shu mashinani menga olib berdilar" deb. Badbaxt. Anglamagani o'sha bo'ladi. Uchinchidan, o'zini angladi deganini, shaxsiy fikrim, ilmni tushunamiz. Ilmni o'rganishi, ilmni nima halol, nima harom, nima yaxshi, nima yomon, nima haq, nima botil, shuni ajratuvchi ma'lumotlarni to'plab olgani yoki shunga intilgani yoki shuni yo'lida harakat qilayotgani o'zini anglaydi. Mana shu 3ta narsani meni nazarimda, demak, voyaga yetganiyu, jamiyatdagi mavqeini belgilab olganiyu, ana undan keyin ilm istashiyu, unga amal qilishiyu, shu uchovini birlashtirsak, hidoyat degan gap kelib chiqadi, yo'l degan gap kelib chiqadi. Qachon anglaydi? O'shani yo'liga kirsa anglaydi, o'shani tushunsa anglaydi, tushuna boshlagan zahoti anglagani hisoblanadi, tushungan zahoti voyaga yetgani hisoblanadi. Bu juda chuqur gap. Bu siz aytayotgan, berayotgan savol juda ham chuqur gap. Buni siyosiy mahiyatlari ham bor, siyosiy ma'nolari ham bor. Masalan, mana masalan biz yurtimizdan kelib chiqaylik, o'zimizni shu O'zbekiston misolidan kelib chiqaylik. O'zi biz kimmiz o'zi? kimmiz? Davlat rahbarimiz katta minbarlardan Hazrat Al-Bukhari haqida gapirsalar, İmom Abu İso At-Tirmiziy haqlarida markazlar ochib bersalar, o'zi biz nima qilyapmiz, kimga ergashyapmiz o'zi? Mana o'zini angla. İkinciden, nima qilishimiz kerak endi? Qaysi tomonga qarab yurishimiz kerak? Bu g'arb madaniyatiga ergashaylikmi? Alaydaga har xil tashkilotlar qilayotgan xatti-harakatlari yoki dengizni ortiga ergashaylikmi yoki o'zimizda bormi shunga ergashishga munosib bo'lgan odam? Bor. Uchinchisi, o'zini anglash degani ma'naviy, ilmiy jihati. Hazrat Al-Bukhari aytadilar, şu ma'nolarni marhamat qiladilar. Hazrat İmam Al-Bukhari'nin sözleri. İnsan için ilimden ham ko'ra najot yo'qdir. Najot yo'li yo'qdir insan için. Fakat ilim. İlim olgan zahoti o'zimizni anglaymiz. İlimni yo'liga kirganimiz zahoti qaysi sohada bo'lishidan qat'iy nazar. O'zi ilim iki qismga bo'linar ekan. İlim deb tabobatga, insoniyatni salomatligiga oid bo'lgan ma'lumotlarga aytar ekan, ilim deb Allohni payg'ambarlarga kelgan ma'lumotlarga aytar ekan. Qolganlarichi, qolganlari kasb yoki hunarga oid ekan. Ilmni anglagan zahotimiz o'zimizni anglaymiz. Kasbni, hunarni anglam. Bitta misol aytib o'taman. Shu bizni yurtimizda o'zini sohasini mukammal biluvchi, yaxshi bajaruvchi insonni kam topasiz. Kam uchratasiz. Oddiy bir mashina ustasi. Oddiy bir xohlagan narsangizni oling. O'sha xohlaganingizda ko'nglingizdagi narsani topa olmaysiz. Xoh bizni sohamiz bo'lsin, imomlik sohasi bo'lsin. Agarda imom o'ziga biriktirilgan vazifasi, o'zini yo'lini chuqur egallagan taqdiridagina uni atrofdagi qavmlari demak unga ergashadi, quloq soladi. Quloq o'rnida shu narsani aytamizki, o'zini anglashlik birinchi navbatdagi gap. O'zi kichkina qiyoslarga tashlasangiz ham o'zini bilgan o'zgani biladi. O'zini hurmat qilgan o'zgani hurmat qiladi. O'zini anglagan qolganlarni anglaydi. Yana Rasulullohning gaplariga qaytamiz. Man arrafa nafsahu, arrafa robbahu. Kim o'zini tanisa, Robbisini taniydi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يحشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها هبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Shukringga tilimni qoyil ayla, sajdangga boshimni moyil ayla, o'ksitma hidoyatingni mendan, kam qilma inoyatingni mendan. Alisher Navoiy.